Efendim, diyalog ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım 2014 günlerden çarşamba. Sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'dan iyi akşamüstleri diliyoruz. Zira yavaş yavaş artık kış aylarına girdiğimiz için akşamüstü olmaya başladı bile. Ve bugün yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Siyaset dünyasında neler oluyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün çarşamba. Gözlerin çevrili olduğu nokta Bakanlar Kurulu. Başbakan Özkan Yorgancıoğlu bugün Bakanlar Kurulu girişinde önemli açıklamalarda bulundu. Az sonra bu açıklamaları, perde gerisinde yaşananları tabii ki sizlere aktaracağız ve tabii ki yine sosyal medyaya bakacağız. Sosyal medya ne diyor? Bugün insanlar neyi konuştu bu saate kadar? Bunların hepsini programımız içerisinde sizlere hazırladık. Ben anlatacağım, sevgili Serkan oynatacak. Az sonra bunları konuşacağız. Ama bütün bunlardan önce Bakanlar Kurulu'nun olduğunu söyledik. Bakanlar Kurulu'nda bugün önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bir tanesi Aksa'nın işlettiği Teknecik Santrali ile ilgili. Orada biliyorsunuz bir yakıt var. Bu yakıttan çıkan enerji sonucunda elektrik üretimi yapılıyor. Ve burada biliyorsunuz filtre olayı vardı. Yakıtın değiştirilmesi konusu gündemdeydi. Bununla ilgili bir karar çıktı. Az sonra arkadaşlarım bağlayacaklar. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Hakan Dinçürek bize bugün Bakanlar Kurulu'nda aldıkları bu kararın gerekçelerini, yansımalarını anlatacak. Eğer sizler hazırsanız biz de hazırız ve kulise bu akşamlıkta hep birlikte başlayalım. Evet, bugün gündemde önemli başlıklar vardı. Bugünkü başlıklardan bir tanesi Haberal Kıbrıs gazetesinin manşetiydi. Kaybeden Eroğlu olur diye bir iddialı manşet attı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla bir süre önce görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif'in fotoğrafları paylaşıldı. Ve içeriğinde detayında ise Kaşif'in ulusal güçler, Demokrat Parti Ulusal Güçler kanıtındaki ulusal güçlerle birlikte Demokrat Parti'den ayrılma yolunda olduğu iddia etti bugünkü Haberal Kıbrıs'ta. Bu konuda bugün kulislerde biraz konuşturduk, biraz baktık kulislere. Ne var ne yok, gerçekten de böyle bir şey var mı diye. Dün 2.30'da bir takım görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda önemli bir hareketin olacağı söyleniyor. Bugün de Kıbrıslı gazetesi bu başlığı kullandı. Kaybeden Eroğlu olur dedi. Hakikaten önemli. Bazı bakanların da Sayın Ahmet Kaşif'le birlikte hareket edeceği, bazılarının etmeyeceği söyleniyor. Siyasetin gündeminde, kulislerde en çok konuşulan konuların başında bu konu geliyor. Bugün birkaç köşe yazarı bu konuyu değerlendirdi. Birkaç köşe yazarı bu konuda bugün önemli şeyler iddia ettiler. Bizim de bilgimize gelen, bizim de kulağımıza fısıldanan dün 2.30'da bir toplantı yapıldığı yönünde. Bu toplantının içeriği, bu toplantıya kimlerin katıldığı, bu toplantı sonucunda nasıl bir hareket, nasıl bir tarzın ortaya çıkacağı ise gerçekten çok merak konusu. Evet sevgili Serkan, telefon bağlantımızı hazırlıyor. Az önce söyledim, Bakanlar Kurulu bugün uzun bir toplantı yaptı. O toplantı önemli kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi Teknecik'le ilgili. Dilerseniz bundan sonra ikincisine geçelim. Serkan oynatalım bakalım. İkinci manşetimiz bugün ne? Onu hemen sizlerle paylaşalım. Bugün yine sosyal medyanın çok konuştuğu konuların bir tanesi. Dün polis araştırmada bir kanat silahı ele geçirdi. Bugün Kıbrıs Postası bu silah Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için kullanılacaktı diye diğer basına göre farklı bir iddia ortaya attı ve silahın Yalova'dan getirildiğini ve 2009 seçimleri öncesinde Güvercinlik'teki mitingde kullanılmak üzere getirildiğini ancak son dakika plandan vazgeçildiği yönünde haberler yapıldı. Bu konu bugün sosyal medyada çok işlendi. Özellikle az sonra görüntülere de getireceğiz. Kimler bu konuda yorumlar yaptı, bir hayli sataşmalar var ama buna geçmeden önce tekrar söylüyorum. Bugün Bakanlar Kurulu'nda önemli bir karar alındı. O kararı şimdi bize Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hakan Dinçürek anlatacak. Sayın Bakanım kolay gelsin diyelim. Sağ olun Alihan Bey. Öncelikle sizlere ve kanalınıza yeni
açılmış bir kanal olarak yayın hayatınıza başarılar dilerim. Topluma, demokrasiye, özgür ve tarafsız basına katkı koyduğunuz için teşekkür ederim. Evet Sayın Bakanım, bugün Bakanlar Kurulu vardı, uzun bir toplantı oldu. Orada önemli kararlar çıktı. Bu kararlardan bir tanesi insan sağlığını ve çevreyi etkileyen kararlardan bir tanesiydi. Bunu ilk ağızdan sizden dinleyelim. Nedir o karar? İyi haber çabuk yayılır. Birçoğunuz haber almışsınız basında. Özellikle şunu söylemek isterim. Bugün Bakanlar Kurulu'na beni ve bakanlığımı ilgilendiren ve mutlu eden çok önemli bir karar çıktı. Bu da enerji üreten iki tane santralimizde kullanılan yakıtın niteliği, kalitesini düzenleyen bir karardır. Şu ana kadar santrallerde kullanılan yakıtın ağırlığına göre kükürt oranı %3,5 civarındaydı. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde, gelişmiş hiçbir ülkede bu kadar yüksek kükürt ihtiva eden bir yakıt kullanılmıyor. Bizde bugüne kadar bu yakıt kullanılıyordu. Biz yaptığımız önergeyle, Bakanlar Kurulu'nun onayıyla, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla bundan sonra ülkemize kükürt oranı, ağırlığı oranı %1'in üzerinde olamayacak hiçbir yakıt. %1 altında olacak. Bundan sonra gelen santrallerde kullanılacak yakıt. Bu da tabii ki yakıldıktan sonra çevreye salacağı kükürt ve atık miktarının %30'lar civarına, hatta biraz altına çekilebileceği bir iyileştirme demektir. İnsan sağlığı, çevredeki daha temiz bir çevre, doğada yaşayan canlıların tümünü olumlu etkileyecek bir uygulama, bir karardır bu. Dolayısıyla böyle bir karar almaktan biz de gururluyuz. Şimdi siz tabii doktorsunuz, bakanlığa da yeni geldiniz sıcağı sıcağına. Şimdi bunu biraz bize doktor, biraz halk tarzıyla anlatalım. Şimdi bu bacalardan çıkan gaz hep söyleniyor ki, iddia ediliyor ki gazın, daha doğrusu testlerin olduğu yerdeki insanlar üzerinde çok olumsuz etkili oluyor. Hatta o bölgelerde kanser oranları çok daha artıyor deniyordu. Şimdi doktor kimliğinize soralım, bakan kimliğiniz dursun burada ama doktor kimliğinize soralım. Hakikaten etkiler mi bu? Yani hakikaten etkiler mi derken, bacalardan çıkan atıklar insan sağlığını mı etkiliyor yoksa aldığımız bu karar olumlu mu etkiliyor? İkisini de soruyorum. Ayrı ayrı cevap vereyim istedim. İkisini de soruyorum. Kesinlikle bacalardan çıkan atık maddeler, gazlar insan sağlığını etkiler. Yani bunu etkileyemez diyen bilimsel bir yaklaşım içinde olamaz. Kesinlikle olumsuz etkiler. Uzun vadede kanser yapma veya akciğer, kalp hastalıklarına mutlaka ve mutlaka olumsuz etkileri vardır. Bizim aldığımız bu karar olumlu etkiler mi? Tabii ki etkiler. Atık, yani kükürtün doğaya salınacak miktarının %30'ların altına çekilebileceği bir ortamda tabii ki bir olumlu etkiler. Ama bu yeterli midir? Hayır, yeterli değildir ama önemli bir adımdır. Çok önemli bir adımdır. Biz ülkedeki mevcut santrallerin, elektrik üreten santrallerin bizim evlerimizde, iş yerlerimizde ihtiyacımız olan elektriği üretirken, yaşamın vazgeçilmez bir gereksinimidir elektrik, sağlığımızı minimum etkileyecek çevresel faktörler yaratması yolunda kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı odur. Tabii ki elektriğe ülkenin ihtiyacı var. Tabii ki bunlar üretilecek. Ama bunlar üretilirken bizleri en az etkileyecek sistemlerin KK tecrübede yerleşmesi yolunda çabalarımız var. Bunlarla ilgili attığımız adımlardan en önemlisi, bu kısa bakanlık süremde en önemli adım. Büyük bir adım ama şimdi benim aklıma şu geliyor. Yani siz doktor olarak da diyorsunuz bu çok etkiler dediniz de. Niçin bugüne kadar bu yapılmadı? Yani neyi bekledik? O da hakikaten bir merak konusu. Yani
Bak yapılabiliyormuş. Siz geldiniz. Pekala bunu güzel bir şekilde yaptınız. Bu müjdeyi de ne güzel bizim aracılığımızla tüm halkımızla paylaşıyorsunuz da. Ben bugüne kadar niye yapılmadı isterim. Acaba? Biz dünü değil bugünü, yarını konuşmamız lazım. Bugün bunu yaptık. Yarın el birliğiyle, sizlerin desteğiyle, kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, benim bakanlığımdaki bütün teknik ekiplerin, bürokratların el birliğiyle yarın daha güzel şeyleri nasıl yaparız konuşalım. Bizim çok ciddi bir motivasyonumuz, enerjimiz vardır. Çok ciddi bir şekilde bakanlığa geldiğim günden itibaren projeler üzerinde ciddi çalışmalarımız vardır. Bunları da gün geçtikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Yapabildiklerimiz olacak, mutlaka yapamayacaklarımız olacak. Elimizdeki maddi imkanların yetmediği doğruları bildiğimiz halde yapamadığımız şeyler olacak. Bunları gizlemeden, saklamadan kamuoyuyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüyeceğiz bu yolu. Dün ben iki tane sivil toplum örgütüyle uzun soluklu bir görüşme yaptım. Orada da niyetimizi çok açık ortaya koyduk. Onlara da bugün Bakanlar Kurulu'na bu önergeyi götüreceğimi paylaştım. Sordular, ne düşünüyorsunuz santrallerle ilgili? Bunu söyledim. Umarım dedim yarın ben bunu Bakanlar Kurulu'ndan geçiririm. Önemli bir gelişme olur. Eminim onların da bilgisine geldiğinde bu kararın alındığı, onların da olumlu tepkilerini alacağız. Onların da motivasyonunu canlı tutacağız ve bizlere bu sürece el birliğiyle onlar da motive olmuş bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum. Biz başta insan sağlığı olmak üzere daha yaşanılabilir bir çevre, doğadaki tüm canlıların yaşamını daha iyi bir şekilde sürdürebilmeleri adına ormanlarımıza ve doğal kaynaklarımıza sahip çıkarak, güzelliklerimize sahip çıkarak geleceğe çocuklarımıza gururla devredebileceğimiz bir dünya bırakma arzusundayız. Bizler bir vesileyiz. Bu makamlarda olmak bir vesile. Hizmet edebilmek için bir araç. Bu sürede elimizden gelen en iyi hizmeti topluma verebilme adına canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Sayın Bakanım, bu müjdeyi hakikaten bizimle paylaştınız. Dediğiniz gibi bundan sonraki güzel haberleri de inşallah yine birlikte konuşuruz. İlk müjdeleyen de biz oluruz. Bugün bize denk geldi. İnşallah evet. İlerleyen günlerde başka da müjdeli haberleri de paylaşırız. Bir parantez açalım. Dün Büyük Konuk Belediye Başkanı telefonla bağlandı ve avcılar bölgeye geliyor. Biz orada ekogün yapıyoruz ama avcılar bütün pisliklerini bırakıp gidiyorlar, köpeklerini bırakıp gidiyorlar, pisliklerini bırakıp gidiyorlar dedi. Bir yerde avcılara sitem etti, bir yerde avcılar federasyonuna mesaj gönderdi ama işin tabii de çevre boyutu var. Hakikaten benim oturduğum yerde de hava açık alan var, bize de var. Biraz hani kendi derdimi de anlatıyormuş gibi oldu ama avcı arkadaşlar geliyorlar, avlarını yapıyorlar. Bir de itirazımız yok, gelsinler, yapsınlar ama hakikaten giderken o geride bıraktıkları kalıyor. Şişeler, poşetler, mangallar, onlar bunlar. Bu konuda Çevre Dairesi, Çevre Bakanlığı bir şeyler yapmayı düşünüyor mu? Veya bu konu sizin gündeminizde geldi mi? Evet, bu konu gündemimizde. Düşündüğümüz şey ise benim bakanlığımı ilgilendiren iki tane daire var. Biri Çevre Koruma Dairesi, diğeri ise Orman Dairesi. Dolayısıyla bu avlanan bölgelerde birçoğu bir şekliyle bir belediyenin hudutları içerisinde. Bizim aklımızdan geçen, üzerinde çalışmayı düşündüğümüz proje şu. Bir kere ülke olarak bilip kabul etmemiz gerekir ki ülke insanı olarak avlanmayı seviyoruz. Kesinlikle. Ama sadece avcılık olarak değil, avcılarımızın çoğu gönüllü birer çevreci. Doğayı onlar da seviyor. Doğayı onlar da korumaya çalışıyor. O zaman bu ortak paydadan hareket ederek ava gidenlerin önemli bir kısmı tabii ki avlanmak için gidiyor ama doğadaki o temiz ortamdaki yürüyüşü, arkadaşlarıyla yaptıkları sohbeti ve sonrasında yaptıkları pikniktir, kebap partisidir. Ava gitme gerekçelerinin belki de önemli bir kısmını ihtiva eder. Biz bu hassasiyetleri dikkate alarak acaba
ormanların avlanılan bölgelerinin belirli istasyonlar seçilerek oralara piknik alanları yapabilir miyiz? Yani gitsin, dolaşsın, avlansın, günün sonunda oraya gelsin. Bir toplanma bölgesi gibi girsin. Bizim onlara düzgün, yangın çıkarmayacak kebap yapma alanları olabilir. Çöplerini atabilecekleri özel çöplükler konup bunların bilahare pazar akşamı, pazartesi sabah toplatılması söz konusu olabilir. Ve böylece ava giderken avda geçirilen süre esnasında keyifli şeylerin yaşandığı bir günün sonrası bir çevre kirliliği, çevre felaketi olarak değil, temiz bir sonraki haftaya yine temiz bulacakları bir ortamı yaratma diye bir düşüncemiz var. Mutlaka bununla ilgili. Bu sene tabi biliyorsunuz ben bakanlığa geleli daha 4. haftanın içerisindeyiz. 3 hafta doldu. Bizim bazı şeyleri planlayıp hayata geçmemiz zamanlama açısından sıkıntılı oldu. Alt sezonu başladı. Bu sezon bunları yetiştirebilir miyiz bilmem ama mutlaka gelecek sezon bu tür çalışmalar içerisinde olacağız. Ada genelinde birçok alanda avcıların yapabileceği alanları yaratabilirsek bu hem ormanı koruma hem çevreyi koruma adına bir kazanım olacaktır. Avcılarımız için de daha rahat piknik yapabilecekleri ortamlar. İnşallah bu ortamları sağlarız. Sayın Bakanım, sizi de biliyorum ben, o mangal olayına meraklısınız, ormana gidiyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz. Bunlar olursa bakarsınız bir günde beraber orada bunun haberini yaparız. Hem de güzel bir mangal yakarız. O saydığınız çerçeve içerisinde, saydığınız kurallar içerisinde diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar dilerim tekrardan. Çok sağ olun. Evet, gerçekten önemli bir açıklamaydı. Artık kükürt oranı çok düşecek. Bu insan sağlığına direkt etki edecek bir olay. Ve tabii ki avcılarla ilgili bir düzenlemenin olduğu bir nokta. Evet, bakanı dinledik. Sosyal medyaya dönüyoruz. Buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi gene ekranımızın önüne geçiyoruz. Herkes bu sopayı konuşuyor. Bu sopayı gerçekten alıyorum, böyle açıyorum, gösteriyorum arkadaşlar. Bunu bilmiyorum nereden buldum ama bir yerden bulduydum. Bu arada sopanın da meraklısı çok oldu. Şimdi Kıbrıs Postası'nın manşetini, 2 numaralı, bundan bir öncekini sevgili Serkan'cığım oynatalım. Çünkü bu unutuldu. Onu bir daha verelim, gazete manşetini. 2 numaralı manşeti verelim. Onu bir daha anlatalım. Çünkü ondan sonra bunu göreceğiz. Evet, Kıbrıs Postası'nın az önce de söylediğim bugünkü manşeti. Kanaz Eroğlu suikasti için geldi. Haber bu. Bugün Kıbrıs Postası çok iddialı bir haber yaptı ve silahın Yalova'dan getirildiğini söyledi. Ve bu silah 2009 seçimler öncesinde. Burada zaten böyle bir grafikte yapılmış. Kare için alınmış, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konmuş ve onun için kullanacak. Bu arada söyleyelim, hatırlatalım, sabahtan beri tanıtımlar dönüyor. Sevgili Reşat Akar, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla dün özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii bu haberler bugün çıktı. Bu o şeyde yok, röportajda yok ama Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok önemli konular var. Bizim programdan hemen sonra o yayında olacak, onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu haber paylaşıldı ya bugün Kıbrıs Postası'nda. Hemen arkasından sosyal medyada bir tweet paylaşımı oldu. Onu gösterelim Serkan. Oynatalım. Az önce ekrana getirdiğin bundan sonraki hemen Kudret Özersay'ın paylaşımı. 7 saat önce Ortaköy yakınlarında. Biliyorsunuz şimdi bu paylaşımlarda Facebook'ta veya Twitter'da paylaştığınız yer ve saatte gözüküyor. Ortaköy yakınlarında 7 saat evvel paylaşılmış. Bu Kudret Özersay ne yazmış? Biliyorsunuz müzakereciydi. Cumhurbaşkanlığına adaylığını ilan eden isimlerden bir tanesi. Hatta
Diyalog gazetesinde bizim köşeyi takip edenler bilir ki biz demiştik ki bayramdan önce açıklayacak demiştik ve öyle de olmuştu. Bayramdan önce açıklamıştı Cumhurbaşkanlığı'nın adaylığını. Birazcık kendi reklamımızı yapalım. Şimdi Özer Say yazdı ya, suikast iddiası gündemde ucuz bir algı yönetim taktiği olarak bilinir. Herkese günaydın demiş. Bu bir algı yönetimi ve ucuz diyor. Ucuz bir algı yönetimi diyor. İlk cevabı verenlerden bir tanesi Kıbrıs Postası'nın genel yayın yönetmeni, deneyimli bir gazeteci Rasim Reşat. Ne diyor? Ucuz mu? Ayıp sana Kudret. Herkes Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kitlenmedi. Haberciliğimize ve mesleğimize ucuz deme hatasına düşme sakın. Karşılığı olur demiş. Bayağı da sert bir cevap vermiş. Arkasından da tekrar demiş. Erol'la ilgili kavga edeceksen ya da rekabet edeceksen başka bir mecra kullan. Bizi değil demiş. Kudret Özersay da tekrar cevap vermiş. Rahatsız gazeteye yönelik bir iddia yok ortada. Sizin herhangi bir şey için bir mecra olarak kullanmam. Beni biraz olsun tanıyorsan bunu bilirsin demiş. Gene bir şey söylüyorum ve biz de kullandığını düşünüyorum demiş. Bu konu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bugün sosyal medya bununla çalkalandı. Önemli bir iddiaydı. O iddiayı atan gazetenin genel yayın yönetmeni, sevgili dostum Rasim Reşat şu anda telefon hattının ucunda. Hoca hoş geldin yayına. Sevgili Alihan, hoş bulduk ve hayırlı olsun yeni televizyonunuz. Hepimize hayırlı olsun. Hepimiz bu ekranı kullanacağız. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun diyelim. Oradaki arkadaşlara da kolay gelsin. Başta Reşat Akar olmak, abimiz olmak üzere. Herkese kolay gelsin ve hayırlı olsun diliyorum. Peki, tweet burada. Manşete getirelim. Tekrar az önceki manşete getirelim Serkan. Bugün herkes kanas bulundu diye haber yaptı ama Kıbrıs Postası bu manşeti attı. Kanas Erol'u suikastı için geldi ve hiçbir gazetede olmayan bir bilgi, silahın Yalova'dan zamanında getirildiği bilgisi. Gerçekten önemli bir gazetecilik başarısı. Manşet ve manşetin ardından gelen Özersay atışması için neler söyleyeceksiniz? Sevgili Alihan, az önce haberle ilgili iddia dedim. Haber bir iddia değil. Bir takım gerçek bilgilere dayandırılmış ciddi bir haberdir ve o haberin içerisinde de çok ciddi emek var. Şimdi kendine gazeteciyim diyen herkesin aslında yapmamış olması gereken bir şeydi bu. Polis dedi ki bir tane Kanas marka suikastlerde kullanılan, sniperlerin kullandığı bir silah, özel bir silah bulundu. Bu açıklamasında da 6 yıldır bunun ülkede olduğunu biliyorduk. 6 yıldır bu ülkede bu silahın olduğunu biliyorduk. Arıyorduk, tarıyorduk ve bulduk dedi polis. Şimdi gazeteci olan ne yapar? Bunun üstüne gider, araştırır. Ufak bir zamanda yolculuk yapar. 6 yıl geriye gider. Oradaki havayı yeniden yaşamaya başlar. Tecrübe dediğiniz şey de bu olsa gerek. Yani 6 yıl öncesini çok net hatırlayabilen bir gazeteci olarak. 6 yıl önce bu ülkede ne vardı? Kim baştaydı? Seçim mi vardı? Nasıl bir ortam vardı? Türkiye'de nasıl bir ortam vardı? Bunların hepsini oturduk. Ciddi bir kalabalık ekiple çalıştık. O dönemde ateşli silahlarla ilgili hangi davalar görüldü, kimler tutuklanmıştı, hangi cinayet davaları konuşuluyordu, tüm taraması yaptık. İnternette bunlar artık çok kolay. Mahkemelerdeki konuşulan ifadeler, verilen şehadetleri okuduk. Bir sürü parçayı bir araya getirdik. Önemli ve güvendiğimiz kaynaklarımızı zorladık, aradık. Aldığımız bilgileri başka kaynaklardan teyit ettik. Ve parçaları bir araya getirdik. Ortaya çıkan tablo, birinci sayfamıza yansıttığımız bu korkunç tabloydu. An itibarıyla Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir yalanlama
gelmedi. Ya bu saat oldu, herhangi bir yalanlama gelmedi. Herhangi bir yalanlama gelmedi. Ben aradım. Bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz var mı dedim. Yani Cumhurbaşkanı direkt değil de etrafındakilerini aradım. Bu konuda Cumhurbaşkanı bir şey söyleyecek dendi. Onu bekliyoruz. Hı hı. O sözü edilen güvercinlik mitinginde suikast planının yeri olarak düşünülen güvercinlik mitinginde o dönemde böyle bir ihbarın olduğu, böyle bir istihbarati bilginin olduğu ve o dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olan Dervişoğlu'nun koruma ekiplerinin artırıldığını ve olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığını da tespit ettik, teyit ettik iki ayrı resmi kaynaktan. Hı hı. Yani aslında büyük, senin de söylediğin gibi önemli. Günün manşeti bu. Yani bu bugünün gerçekten önemli bir manşeti. Yani gerçekten önemli, herkes farklı değerlendirdi ama. Yani ben haber merkezimizde, Kıbrıs Postası haber merkezinde çalışan herkesi, sayfayı tasarlayan arkadaşlardan, bilgileri toplayan, arşiv taraması yapan, kaynaklarıyla konuşan herkesi kutlamak isterim. Büyük bir gururdu benim için. Ama ne yazık ki sevgili Alihan, üzüldüğüm ve hakikaten kızdığım nokta da bu sosyal medya canavarlarının bunu bu siyasi parti kalemlerinin bunu bu haberin değeriyle ilgili herhangi bir şey söylemek yerine bunun bir siyasi oyun olduğunu söyleyerek bunu bir aldatmaca olduğunu söyleyerek bu haberin değerini ve benim arkadaşlarım emeğini azaltmak veyahut da önemsizleştirmeye çalıştı. Benim kızgınlığım oydu. Sevgili Kudret Özersay dostumdur. Sever sayarım. Bu ülkeye de hizmetleri olmuştur. Ancak sosyal medya başına oturunca da zaman zaman kendini kaybedebiliyor. Haddini de aşabiliyor. Ona üzüldüm. O yüzden tepki verdim. Yoksa ben sosyal medyada birine yanıt vermek gibi bir ihtiyacım yok. Çünkü benim kapı gibi köşem var. Oradan gazetem var. Oradan ben çok daha büyük kitlelere ulaşabilecek bir kudretim var ama bunu yapmak da istemiyorum. Dolayısıyla ben de kızgınlığıma yenik düştüm. Yenik düşüp eski müzakereci ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay'a sosyal medya üzerinden yanıt verdim. Vermemem gerekirdi. Bana yakışmadığını düşündüm sonralar ama o kızgınlıkla vermiş olduğum bir yanıttı ama sanırım hak edilmiş de bir yanıttı. Üzüldüğüm o sevgili Alihan. Yani şimdi bu tabii haber olunca de bu doğruluk araştırıyorsunuz dediğiniz gibi ekipler çalışıyor. Ama şimdi tabii bizim memleket, küçük memleket, siyaset var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim var. Daha 6 ay olmasına rağmen herkeste bir telaş, herkeste bir panik var. Herkes sanki bunun Cumhurbaşkanlığına yönelik bir algı operasyonuymuş gibi. Ya da bundan sonra olacak olan hadiselerde de keza aynı durum var. Sanki biraz bu erken mi başladı bizde? O tartışmaya nasıl bakarsın? Yani işte, daha 6 ay var, tartışmalar çok hızlı başladı. Partiler... Sevgili Alihan, 6 ay çok uzun bir zaman değil. Adaylar kendilerini belli edip seçim çalışmalarını başlattılar. Seçim büroları kuruluyor, basın büroları kuruluyor. Dolayısıyla yani yavaş yavaş vaktidir. Ama bunun bizim haberle ve bizim haberciliğimizle bir alakası yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani... Şunu söylüyorum, yani bizim kaynaklarımız ve bizim bulgularımız kendi hakkında suikast planı yapılan kişinin Mehmet Ali Tarat olduğunu söyleseydi. Ne olacaktı? Ve yani. Biz bu Mehmet Ali Tarat için geldi. Ya da işte Kanas Talat'a suikast olsaydı için gelmişti diye bir manşet atsak, bu sosyal medya canavarları ne yazacaktı? Ben onu çok merak ediyorum. Aynen onu ben de merak ediyorum. Rahat Reşat, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok önemli, çok güzel bir haber attınız. Takip ediyoruz, ilgiyle izliyoruz. Bu arada
Kıbrıs Postası yeni binaya da geçmiş. Ona da hayırlı olsun diyelim. Siz nasıl bize hayırlı olsun dediniz, biz de size hayırlı olsun diyelim. İnşallah yeni binada ziyaretinize de geleceğimizi söyleyelim. Bir gün de sizi burada yine belki konuk ederiz. Belkisi yok, konuk ederiz mutlaka. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Seve seve katılırım. Kolay gelsin. Tekrar ediyorum. Diyalog TV hayırlı olsun. Ülkemizin çok sesliliğine ve gerçek gazeteciliğine katkı koyması temennimdir. Herkese basın emekçisi kardeşlerime hepsini ayrı ayrı kutlarım ve kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından sizlere göstereceğimiz çok önemli dosyalarımız var. Konuşacak konularımız var, raporlarımız var. Sosyal medyadaki paylaşımlar var. Dün biliyorsunuz ilk gündü ya, hani birkaç tanesini veremedik. Ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Normaldir. Bunları dediğimiz gibi dün de söylemiştik başlarken. İlk günün kusuruna bakmayacaksınız. Artık her şey yavaş yavaş oturuyor. Program yakında size bağımlılık yaratacak. Onu da biliyoruz. Çünkü daha ilk günden bu sopayla ilgili gelen mesajlarınız beni gerçekten çok mutlu etti. Kısacık, minicik bir ara yapacağız. Sonra Serkan gösterecek, ben anlatacağım. Serkan oynatacak, ben anlatacağım. Çok önemli dosyalarımız var. Bir ayrılmayın. Dişlerinizi fırçalarken sizin de böyle oluyor mu? Peki böyle olsaydı hemen önlem almaz mıydınız? O zaman diş eti bakımınızı da ihmal etmeyin. Paradontax diş macunu Malkron teknolojisiyle diş eti bakımınıza yardımcı olur. Unutmayın, diş eti bakımınıza dikkat etmemek diş kaybına sebep olabilir. Paradontax, şimdi yeni ferahlık seçeneğiyle. Son 12 yıldır ağız sağlığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Diş hekimleri arasında beyazlatıcı diş macunlarının hassas dişlere sahip kişiler için uygun olmadığına yönelik bir kanı var. Bazı diş macunları oldukça aşındırıcı olabiliyor. Biz de diğer birçok günlük beyazlatıcı diş macunundan 10 kat daha az aşındırıcı özelliğe sahip Sensodyne True White'i geliştirdik. True White hassas dişlerde rahatlama sağlıyor. Bu farklı. Hassas dişlere sahip kişiler için özel olarak tasarlanmış beyazlatıcı bir diş macunu.
Efendim yeniden birlikteyiz. Kısacık aramızdan sonra sosyal medyayı, sosyal medyanın gündemini sizler için kulise tutmaya devam ediyoruz. Her gün saat 4'e 10 geçe biz bu ekranda olacağız. Sosyal medyada saat 4'e kadar ne konuşulmuş, ne yazmış, kim kime ne söylemiş bunlara bakacağız. Bunun dışında kendi kaynaklarımızı kullanacağız. O kaynaklardan derin bilgileri edineceğiz ve bu programda günün bu saatinde sizlere siyasette, sosyal medyada ne olup bittiğini her gün aktaracağız. Bugün ikinci günümüz. Evet sevgili Serkan, oynat bakalım sırada ne varmış hep birlikte. Bir bakalım Mustafa Lakadam Yalı. Kendileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara'daki daimi büyükelçisiydi. Dün bu tweet'i attı. Yeni Ankara Büyükelçisi bugün güven mektubunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak göreve başlıyor. Yani aslında bir yerde de şunu söyledi, yeni büyükelçi geldi dedi. Ama bu konu medyada çok fazla yer almadı. Kimdir yeni büyükelçi? Kimdir? Merak ettiniz mi? Biz size söyleyelim. Yeni büyükelçi Fazıl Can Korkut. Fazıl Can Korkut, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Ankara Büyükelçisi oldu. Fazıl Can Korkut. Bu dediğim gibi bugün gazetelere baktım. Çok fazla bu konuda bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine de girdim. Orada da bu konuyla ilgili bir bilgi yok. En azından Fazıl Can Korkut'un özgeçmişiyle ilgili bir bilgi bulamadık. Ama sevgili Serkan, diğerine geçelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı resmi tweet'i bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tweet'inde bakın ne diyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden güven mektubu diyor ve bununla ilgili fotoğrafı ve haberi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı paylaşıyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı, bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı forsu ile. Tekrar söyleyelim, Fazıl Can Korkut yeni Türkiye yeni Ankara Büyükelçisi, kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gazetelerde bu haber yok, bizden duyun istedik. Serkan, devam edelim. Oynat bakalım ne gelecek. Şimdi az önce gösterdik Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi tweet'i diye. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi tweet'i. Dışişleri Bakanı Özdil Nami Tel Aviv temaslarını tamamlamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti diye haberi paylaştılar. Gerçekten önemli. Son zamanlarda Nami bir dönem şimdiki Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı gibi sürekli seyahatlere başladı ki normaldir bir Dışişleri Bakanı'nın yapması gereken ülkesini dış arenada temsil etmektedir. İşte bu bağlamda da Tel Aviv temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Nami Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmiş. Bakalım orada ne yapacak? Onları da yarın değerlendiririz. Oynatalım Serkan. Bakalım ne var sırada? Ali bizden. Bugün ne dair? Bugün 5 Kasım ya. Bugün Kıbrıs'ın kraliyet kolonisine ilan edildiği günmüş. Bunu hatırlattı. Malumunuzdur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hala daha kraliyetin izleri vardır. Trafik hala daha tersten akıyordur. Bütün bunların olduğu tarih, bugünkü tarih 5 Kasım tarihi. Evet Serkan, bunu da alalım. Bakalım sosyal medyadan sizler için başka ne seçtik? Önemli bir isim, Türkiye'nin önemli gazetecilerinden sevgili abimiz Uğur Dündar'ın bir paylaşımı var. Türkiye'nin gördüğü en dürüst ve çağdaş liderlerden gazeteci, yazar, siyaset adamı Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Evet, bugün Kıbrıs'ın Fatih'i, 1974 Barış Harekatı'nın kara olanı Ecevit'in ölüm yıldönümü. Onu biz de analım. Bugüne kadar, bu saate kadar baktım, kanallarda çok fazla bir şey yoktuk. Özellikle Kıbrıs kanallarında, bir iki kanal dışında bunu maalesef kimse görmedi ama biz olsun görelim. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için
ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Evet, Bülent Ecevit'in o 1974'te 20 Temmuz'dan önce yaptığı o tarihi konuşmayı bir kez daha hatırladık. Vatan Mehmet, bugün o bu konuyu. Kıbrıs Fatih Bülent Ecevit'in yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu takan pek yok demiş. Aynı serzenişi sevgili meslektaşım Vatan Mehmet de yapmış. Aslında evet, bugün birazcık bu konunun üzerine düşmek gerekiyordu. Birazcık anmak gerekiyordu. Kıbrıs Fatih'i, Bülent Ecevit'i anmak gerekiyordu. Maalesef ne gazeteler ne de televizyonlar bu konuda bugün bir şey yapmadı. Açıklamalar da gelmedi. Siyaset dünyası bu konuya pek fazla yanaşmadı ama önemli bir isim. Türk siyasetinin önemli bir ismi. Kıbrıs Türk'ü için de çok önemli bir isimdi Bülent Ecevit. Evet, Serkan, o klibi de şimdi istersen, bir klibimiz daha var, onu da Serkan hazırlasın, hemen versin, biz olsun bugün Bülent Ecevit'i analım. Hazırsa Serkan'cığım, oynatalım. Biz generallerden, kirkeçlerden, milliyetçilikten salmayız. Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin denizle katlanmayacak. Biz milliyetçiliği vatan adamının haşhaş kanlısına yazmışız. Ellinci senenin aydın kişisi, zamanı geldi çattı, gel kara olan. Bu bozuk düzenden artık usandık, sen buna bir çare bul kara olan, bul kara olan, bul kara olan. Sen buna bir çare bul kara olan. Sen buna bir çare bul kara olan. Zamanın en büyük sloganıydı rahmetli Bülent Ecevit. Çok kısa bir anekdot anlatayım. 2004 Annan Planı dönemi kendisini ziyarete gittik buradan birkaç grup gazeteciyle ve biliyorsunuz Annan Planı 2004'te kabul olmuş olsaydı Kıbrıs'ta işte KKTC ortadan kalkacaktı, bir federal devlet yapı ortaya çıkacaktı vesaire. Bunları biliyorsunuz zaten. Kıbrıs'ı vermek istiyorlar Karaoğlan diye kendisine soru sormuştum. O cüssesiyle, o haliyle elini masaya vurmuştu. Biz orayı kanla aldık. Kimseye de vermeyiz demişti yıllar önce bana. Onu bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve devam edelim sevgili Serkan. Oynat bakalım ne gelecek. Bugünkü spor sayfalarından bir manşet seçtim sizlere. Bu 9 milyon kime veriliyor diye yeni bir tartışma başladı. Bu sosyal medyada da bu tartışma çok gidiyor. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'yla spor dairesi arasında hakikaten bir tartışmadır, sürüyor. Bugün bütün gazetelerin hemen arkasında bu vardı. Hasan Sertoğlu, Federasyon Başkanı soruyor. 9 milyon kime verildi diyor. Çünkü bu açıklamayı da yapmadan önce yine spor dairesi müdürünün açıklamaları vardı. Sonrakine geçelim sevgili Serkan, çünkü o da bununla bağlantılı. Sporcu dostumuz, gazeteci dostumuz Ahmet Özsoy demiş ki Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada spor dairesi ve basında yazılanlara cevap verdi. 100'ün üzerinde kayıtlı kulüp ve 8000'in üzerinde futbolcu sayısı olduğu belirtildi. Bu durumda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun resmi kayıtlarında 8000 üzerinde futbolcu var. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yapılan resmi sayımda nüfus 286.257 olduğu belirtilmişti ve bunu nüfusun 150.483'ünün erkek, 135.774'ünün ise kadın olduğu açıklanmıştı. Kısaca 150.483 kişinin 800.000'i futbolcu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erkek nüfus %19'a yani %5'e, 5'te 1'ine yakını futbolcu demektir demiş. Çok bilimsel bir açıklama yapmış
sevgili Ahmet Özsoy arkadaşım. Bir diğer tabiriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her 5 erkekten biri futbolcudur yani. Peki futboldaki düzey, başarı, gelişim, sonuç, tesis, gelir, diş temas, açılım? Bunları soruyor sevgili Ahmet Özsoy sosyal medyadaki paylaşımında. Çok güzel bir paylaşımdı. Sevgili Ahmet'e çok teşekkürler ediyoruz. 5'te biri futbolcumuş. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her 5 erkekten bir tanesi futbolcu oluyor. Biz olmayan o dörtlü kısımda yer alıyoruz. Futbolla sadece taraftar olarak ilgimiz var. Sevdiğimiz takımları destekliyoruz. O kadar. Oynama kısmı bizde yok maalesef. Öyle bir yeteneğimiz olmadı hiç. Herhalde bu saatten sonra da olmaz diye düşünüyorum. Kapatıyoruz, programı kapatıyoruz ama şunu da kapatalım. Şükürler olsun bugün 4 yedik. Galatasaraylı arkadaşlar kızmasın ama bugün sosyal medya bununla çalkalanıyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuların başında bu geliyor. Şu anda rejiden bile sevgili Hakan Yıldırım, Diyalog TV'nin başarılı muhabiri Hakan Yıldırım buna isyan ediyor. Hakan vallahi ben de isyan ediyorum. 4-4-4. Allah'tan maç 4 Kasım'daydı. Ya 10 Kasım'da olaydı ne olacaktı? İşin şakası bu ama sosyal medyada bugün bunun gibi yüzlercesi döndü. Bugün bunun gibi yüzlercesini sosyal medyada gördük. Dortmund maçı sonrasında Galatasaray'ın gerçekten talihsiz bir sonuçtu. Bir de dörtler arka arkaya geldi. Tabii ki Fenerliler, Beşiktaşlar Galatasaray'ları gıcık etmek için bunları sosyal medyada paylaştı. Tabii ki Galatasaray'ımızı seviyoruz. Galatasaray'ları seviyoruz. Onlar hepsi bizim arkadaşımız, dostumuz. Kızdırmak niyetimiz yok. Ama acıyıp da kızdırırsak da bu işin tadı çıkıyor. Değil mi? Yani bu işin tadı da orada çıkıyor. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine top dolu bir sosyal medyayla sizlerle birlikte olacağız. Bizim programın hemen ardında Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla Reşat Akar'ın söyleşisi var. Kaçırmayın. Mutlaka izleyin. Çünkü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu gerçekten çok çok önemli şeyler söyledi. Bunları az sonra ekranlara getireceğiz. Bizler bugünlük programımızı yine onunla kapatalım. Kıbrıs Fatihi rahmetli Bülent Ecevit'le kapatalım. Onun kendi ağzından, kendi şiiriyle sizlere veda edelim. Sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da varız. Alihan Pehlivan. Oradan bizi bulabilirsiniz. Yarın saatler 16.10'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Hoşçakalın. Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye gerinir, ikisini de vermeyebilirsen değer. Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe yeniden. Döküp örtüye varmıyor mu, bir yazı turada yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu. Herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen eğer. Her şeyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum, adam oldun demektir.